Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, boşandıktan bir süre sonra yeniden barıştığı futbolcu Gökhan Çıra'dan dün gece evlilik teklifi aldı. Çıra'nın doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda kutlayan çiftin mutlu anları kameralara yansıdı. Çıra, herkesin gözü önünde Ciğerci'den özür dileyerek, "Benim yüzümden bazı şeyler bitti. Şimdi burada en sevdiklerimin önünde bir şey sormak istiyorum. Benimle ikinci kez ve sonsuza kadar evlenir misin?" diye sordu. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ciğerci'de yüzüğü küçük bulduğunu söyledikten sonra sonsuza kadar evet yanıtını verdi. Herkes bilmiyor. Ben öncelikle bunu hiç söylemedim. O bunu söylememek istiyordum. Ben öncelikle tutuyorum çünkü şu an ondan çok özür diliyorum burada hepinizin önünde. Bravo! Şeyler bitti. Şimdi burada en sevdiklerim olduğu için konuyu açmayacağım. Bravo! 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 Insanlar. Ben hepinizin önünde ve en sevdiğim bütün ailem diyorum artık hepinize. Tekrar hepinizin önünde şunu sana vereyim. Tabii ki de hayatım boyunca ikinci kez de evet diyorum da Allah bir daha kimseye yaşatmaz. Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve oyuncu Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada yeni bir gelişme yaşandı. Tanık olarak dinlenen Güven'in şoförü Hasan Doğan, gece saat 3 civarında evin güvenliği Murat Bey beni aradı ve Ozan Bey'in beni çağırdığını, Deniz Hanım'ı götürmemi istediğini bana iletti. Araçla sokağa girerken Deniz Hanım sokaktaydı. Hemen araca bindi ve "ben bir şey yapmadım" diye 4-5 defa tekrar etti. Bir süre sonra Deniz Hanım Ramazan ve Kamil ara. Ozan yaralı deyince ben hemen Ozan Bey'in evine doğru döndüm. Eve geldiğimde Ozan Bey'e seslendim. Üst kattan aşağı indi. Yüzünün bir kısmında kızarıklık, ellerinde çizikler, bacaklarında kesikler olduğunu gördüm. Hastaneye gitmeyi teklif ettim. Kabul etmeyip Deniz Hanım'ı istediği yere bırakmamı söyledi. İfadelerini kullandı. Tanığın dinlenmesinin ardından söz alan Bulutsuz, herkes üstüne basa basa aramızda bir arbede yaşandığını anlatıyor. Arbede iki insan arasında olur. Burada bana saldırı var dedi. Mahkeme, Bulutsuz'un tedavi gördüğü hastaneden evrakların istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Bu sezon aldığı kötü sonuçlar nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'ın takım kaptanı Arda Turan, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden deneyimli futbolcu, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili açıklamasıyla adından söz ettirdi. Turan, "Özel günlük bir şey yok, seven adama özel gün mü olurmuş, sürpriz falan hazırlamadım. Zaten sevdiklerim için yeterince bir şeyler her zaman yaparım, o yüzden özel günle alakalı bir şeyleri sevmiyorum" dedi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen mahalleler arası turu